Herkese merhabalar. Dalgalar son videosu ile artık TYT kısmını kapatıyoruz arkadaşlar. Peki bu dalgaların son kısmında neler göreceğiz? Yay dalgalarını ilk bölümde görmüştük zaten. Artık su dalgalarına geçeceğiz. Su dalgalarında yansıma, derinliğin hıza etkisi, su dalgalarında kırılma ve ses dalgaları, bir de deprem dalgalarını göreceğiz. Böylece olayı kapatacağız. Bir de ÖSYM tarzı bir sorumuz var. ÖSYM tarzı sorumuz ÖSYM'nin daha önceki çıkmış sorularına benzer bir sorudur. Bu yüzden bunu da en son çözeceğiz. Böylelikle olayı bitireceğiz. Birinci maddemiz su dalgaları. Su dalgalarına baktığımızda aslında su dalgalarında bir tanımamız lazım. Su dalgaları bir kere hem enine hem de boyuna özellik gösterir. Bir de ortam lazım. Yani su dalgalarının yayılması için su lazım. Bu da enerjiyi taşımak için bir ortama ihtiyaç duyduğunu söylüyor ki bu mekanik dalga özelliğidir. Su dalgaları arkadaşlar mekanik dalgadır. Enerji iletilir, tanecik iletilmez. Buna dikkat edin. Yani mesela şuradaki K noktasında bir şapka olsa, bu böyle dalga yukarı aşağı işte ilerliyor. Bu moleküllerin hızları var. Böyle dönerek ilerliyorlar hatta bunlar. Ama burada bir şapka olsa bunun sadece yukarı aşağı hareketini göreceksin. Dalgada tanecik iletilmiyor. Buna dikkat edelim. Şurada molekülün dönmesinden dolayı burada bir hani şey oluyor. Çukurda mesela şu şekilde gördüğünüz gibi doğal olarak da böyle şu tarafa doğru dönüyor aslında bu molekül. Burada çukur ve tepe noktasını görüyoruz. Ardışık iki tepe arası yine bir dalgaya eşit olacaktır. Ve bu enine dalgadır. Onu da söyleyelim. Enine artı boyuna, hem enine dalga özelliği gösterir hem de boyuna dalga özelliği gösterir diyoruz su dalgaları için. Peki su dalgaları nasıl oluşuyor? Şöyle oluşuyor. Su dalgası düşün. Şurada bir kaynak var. Dalga leğenimiz. Üstten neler geliyor? Üstten bizim şeylerimiz geliyor. Işıklarımız geliyor. Paralel ışın demetimiz geliyor. Burada şuraların ince mercek gibi olduğunu söylüyoruz ve bunların ışığı ne yaptığını bir noktada topladığını söylüyoruz. Şöyle gösterelim. Bir noktada topluyor. Doğal olarak burada aydınlık noktalar oluşurken şurada karanlık noktalar oluşuyor. Böylelikle ben bu dalgayı üstten baktığımda aydınlık karanlık noktalar görüyorum. Ben yani bu dalgaları böyle genellikle çizerken böyle dalga olarak çizmeyeceğim ya da test kitaplarında böyle görmeyeceksiniz. Aydınlık ve karanlık noktalar, çizgiler olarak göreceksiniz. O zaman dalga boyunu nasıl bulacağız? İki tane karanlık nokta arası ya da iki tane aydınlık nokta arasını bir tam dalga olarak alacağız. Dairesel su dalgalarında nasıl oluyor? Burada durum şöyle. Burada bir noktaya şu şekilde periyodik olarak titreştiren bir dalga kaynağımız var. Burada da şuralar tepeler, buralarda çukurlar oluyor. Yani burada da dalga aslında tepe, çukur, tepe, çukur olarak gözüküyor. Doğal olarak da şu iki nokta arası bir tam dalga olarak alınıyor arkadaşlar. Su dalgaları bu kadardı. Şimdi su dalgalarının özelliklerini göreceğiz. Yani yansıması, işte kırılması, derinliğin hızı etkisini göreceğiz. Su dalgalarının yansımasında aslında ışık nasılsa su dalgaları da öyle yansıyor. Bir düzgün bir cetvelle mesela bir tane atma verdim burada. K noktası burası, L noktası burası. Şurada atmanın tam orta noktasından bir gidiş yönünü de gösterdim. V hızıyla bu tarafa doğru gidiyor. O zaman şu gösterdiğimi devam ettirelim. Birinci olan engelle 30 derece açı yapıyormuş. O zaman bu yansıdığında da şu kesikli çizgi yansıdığında da şurada 30 derecelik açı belirir. Burası 90 olduğundan şurası 60'tır. O zaman buradan çıkarken de burası ne olacaktır? 60 derecelik açı belirecektir. Peki dalgam ne olacak? Dalgam K noktası bu tarafta, L noktası ise şu tarafta olacak şekilde, şöyle onu da yeşille çizeyim. Şöyle olacak. Dediğim gibi K noktası burada, L noktası burada kalacak. Dalgamı da böyle göstereceğim. Bu şekilde yansıdığını gördük. İkincisi,
Mesela burada başka bir dalga var. Hemen göstereyim. Şu açı 60 ise bu buna paralelse şurası da 60 derecedir. Bak atman burada. Ve buradan geldin. Neyle yansıyacaksın? Yine 60 ile yansıyacaksın. Burada bir üçgen çıktı değil mi? 60, 60, 60. O zaman bu yine böyle yansıyacak. Bu şekilde de atmanı çizebilirsin. Bu doğrusaldı. Dairesel de durum çok daha kolay aslında. Kaynağını, simetriğini al. 2 birim buraya. O zaman 2 birim de buradan. Şimdi bak bir kare aralıklıymış dalgalar. Bir kare aralıklarla dalgalarını çiz. Bu 1. Şu 2. Şu da 3 olacaktı ya hani. O zaman tam burada şöyle bir yansıma olur. Tamam mı? Şu morun, tekrar çizeyim. Şu yeşilin yansıması şu şekildedir arkadaşlar. Şöyle yansır. Diğerleri zaten henüz yansımamış. Yansıması da bu şekilde. Peki parabolik engeller ve doğrusal atmaları görelim. Doğrusal dalgaları görelim. Burada eğer paralel varsa paraleller bir noktada şey yapar, odaklanır. Şu şekildeki bir şuradan bakıldığında çukur olduğunu görüyorsunuz. Çukur engelde. Aslında biz çukur engelleri çukur aynalara benzetiyoruz. Ve burada şunlar geldiği zaman nasıl biz çukur engelde paralel gelen odaktan yansır diyoruz. Burada da aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani dalgam benim şu şekilde hareketine devam edecek. Buradan da çıktığında şöyle bir şöyle gösterelim. Burada da odaklanmış olacak. Odak. Tamam mı? Sana genellikle şunlar sorulacak. Atmalar geliyor. Bu şekilde bir engelim var. İşte aşağıdakilerden hangisi odaklanır diyecek. Sen bunu göstereceksin. Paralel olan odaklanır. Tümsek aynada nasıl oluyor? Tümsek aynada odaklanmıyor. Aslında sanki içeride bir noktadan geliyormuş gibi oluyor. Tıpkı tümsek aynada olduğu gibi. Ve burada da şöyle yansıyan atmanın bir odaklanması söz konusu değil. Ya sanki odaklanmış da oradan çıkmış gibi ama yansıyan atmalarda bir odak söz konusu değil. Bunlar dağılarak ilerliyorlar. Burada zaten onların çizimleri görüyorsunuz. Burada daha net çizimler şurada mevcut. Peki parabolik engelde dairesel dalgalar nasıl oluyor? Bir odaktan gelen dalgalar paralel olarak yansıyorlar. Merkezden gelen dalgalarda merkez-merkez ilişkisi vardı. Zaten çukur aynada. Bunlar da yine aynı şekilde merkeze odaklanarak ne yapıyorlar? Devam ediyorlar yollarına, bu şekilde yansıyorlar. Peki derinliğin hıza etkisi nedir? Unutmayın, derin ortam daha fazla hız demektir. Bunu bilirsen yaparsın. Şimdi bakalım. Şurada bir kaynak var. Burası, şurada bir engel olduğu için engel. Burası sığ, burası da derin ortamdır. O zaman burada sığdaki hızın küçük, derindeki hızın büyük olduğunu söyledik. Bak şimdi eğer hız büyükse bunlar birbirlerinden kaçabilirler. Bu dalgalar da kaçabilir. Doğal olarak derin ortamda daha geniş dalga boyu görürsün. Burada mesela şöyle şöyle dalgalar görürsün. Burada birdenbire böyle dalgalar, daha geniş dalgalar görürsün. O yüzden dalga boyu derinde daha büyüktür. Peki frekans? Arkadaşlar frekans kaynağa bağlıdır. Kaynağın frekansı sabitse, kaynağın frekansı sabit ise sığda ve derinde frekans eşitliği vardır. Buna dikkat edin. Frekans eşittir. Çünkü frekans ortama bağlı bir şey değil. Sadece kaynağa bağlı bir şey. Ortama bağlı olan hızdır ve bunlara bağlı olan dalga boyudur. Dalga boyu bunlara bağlı olarak değişir. Buna baktığımızda şimdi burada görüyor musun? Bak büyük dalgalar giderek küçük frekanslı dalgalar oluşuyor. Bu iki şekilde gerçekleşir. Şurada üstten görünümü bunun nedir bu? 1, 2, 3, 4, 5 şu şekilde. Bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada şunu söyleyebiliriz. Bir kere bu ne olabilir? Şu kaynağın frekansı, kaynak frekansı giderek azalmış olabilir. Azalmış. Ne demek bu? Yani bir saniyede oluşturduğu dalga sayısı azalmıştır. Bak şurada çok fazlaymış. Şu burası son.
şey pardon burası ilk dalgalar ilerledi buraya geldi. O zaman son dalgalar burada. İlke baktığımda frekansın büyük, sona baktığımda frekansın küçük olduğunu görüyorum. Demek ki kaynağın frekansı giderek azalmış olabilir. Bu bir. İkincisi de dalgalar derinden sığa doğru gidiyor olabilir. Bu da bir şey. Mesela burası derindir. Şurada bir engel vardır böyle. Hatta şöyle bir engel vardır. O zaman da bu görüntü karşına çıkabilir. Onu sakın unutma. Sorumuz. Bir kapta üretilen sabit frekanslı doğrusal su dalgalarının görünümü şekildeki gibidir. Buna göre kaptaki engellerin yandan görünüşü aşağıdakilerden hangisidir? Yandan görünüşünü gelin biz birlikte çizelim. Bir kap çizelim şimdi ilk önce. Kabı çiziyorum. Tamam mı? Kap şöyle. Hop çizdim kabı. Şu şekilde. Şimdi baktığım zaman burada fazla bir şey olduğunu görüyorum. Değil mi? Şurada. Fazla bir frekans var. Daha doğrusu bu frekansı sabitse o zaman burada sığ ortam, burada ise derin ortam olduğunu görüyorum. Şurada da ne sığ ne derin. O zaman şurada da ikinci engelim var ama ikinci engelimin boyu birinci engelden daha kısa. Şöyle bir sistem. Nerede görürsen bunu okey diyeceksin. Bunun için ne yapıyormuşuz? Sığ yazıyorsun, derin yazıyorsun. Buna göre sığıyı. Su şurada ya, suyu da gösterelim sıvıyı. Su şurada. Gördüğün gibi burası sığ, burası da derin bir ortam oldu. Böylelikle bunu da çizmiş olduk. Şimdi sorumuz şu, sabit derinlikte ortamda X ve Y engelleri şekil 1'deki gibi yerleştirilip dairesel dalgalar üretiliyor. Dalgaların Y engelinden yansıması şekil 2'de, daha sonra X engelinden yansıması şekil 3'te verilmiş. Noktalar arası uzaklıklarda eşitmiş. Y'nin merkez uzaklığı, X'in odağı, merkez odak. Şimdi bak, bir, buradan gelenler paralel mi yansımış? Demek ki bunun odağı, Y'nin odağı 2 birimmiş. Şurası kaç? 2 birim. Buradan hani gelmiş ya dalgalar. O zaman 2 birim Y'nin odağıymış. Paralel geldiler. Bunun arkasından yansıdılar. Arkasından odaklanmış gibi yansıdılar. Ama önde bir odak yok görüyorsun. O zaman X'in odağı da şurasıdır. Çünkü yine paralel gelenlerin nerede olduğunu söylüyor. Paralellik varsa odak vardır. Sana Y'nin merkezi diyor. Y'nin odağını biliyorsun. Y'nin merkezi iki tane odak demektir. Tıpkı aynalarda olduğu gibi. O zaman buraya 4 birim yazarsın. X'in zaten odağını söylemiş 1 birim. Bunların birbirine oranı da 4 bölü 1'den 4 olur. Böylelikle sorumuzu çözdük. Stroboskop. Şimdi stroboskop şöyle. Suyun derinliği ile ilgili bir şey. Aslında dalgaların hızını ölçmeye çalışıyor. Derinlik değiştikçe hız da biliyorsunuz değişiyor. Ama stroboskop genellikle sabit derinlikle bir yerde alınır. Ve burada dalganın sadece hızını ölçmeye çalışırsın. Tamam mı? Sadece hızını ölçeceğim ben burada. Olay da şu. Stroboskopun yarıkları vardır. Şu yarık sayısı. Mesela burada görüyorum. 1, 2, 3, 4, 4 yarıklı bir stroboskobum var. Ve burada şunu söylersin. Yarık sayısıyla stroboskobun frekansı çarpımı dalgaların frekansını verir dersin. Ama bunu biz böyle görmeyelim. Çünkü bu bir formül. Biz formülsüz bir bakalım. Bize ne sorabilir? Tamam, bu formülü buymuş. Peki bize ne sorabilir? Bize şunu sorabilir. Mesela birinci dalgayı burada gösterir. Döndü ya, dönüyor şimdi. İkinci dalga şuradaymış. Yani nerede? Şurada ikinci dalga değil mi? Dikkat edersen. Ha pardon, burada da değil. Ha evet evet, burada, buraya, buradaymış. O zaman şunu söyleyebilir miyiz biz? Yani dalganın bir periyodunu aldığı sürede frekans şey stroboskop sadece buradan, bir dakika, ne tarafa dönüyor bu? Şu tarafa dönüyor. Bu buraya geliyor. Ha tamam. Şu şuraya gelmiş. Yani ne olmuş? Stroboskop bir tam devir dönmemiş. Sadece bir yaprak diğerinin yerine geçmiş. Yani stroboskop 1/4 dönmüş. O zaman ben bunları eşitleyebilirim. Bu süreler çünkü eşit zamanda olmuş. Yani şu aradaki ikincinin birincinin yerine geçme süresi dalganın bir periyodu olduğuna göre şu eşitliği yazabilirim.
O zaman burada gelin frekanslarla ilgili bir eşitlik yazalım. Frekanslarla ilgili de bu sefer periyot frekansın tersi olduğuna göre 4FS yazarız. Yani bu 4 nedir? N'dir. Yani stroboskobun yaprak sayısı, yarık sayısıdır. O zaman bu formül çıktı işte. N çarpı FS değil mi? Bunları yukarıya atarsak N çarpı FS eşittir FD'dir. Bana yani formül yok bu konuda ama arkadaşlar şunu verir, sonra da bunu verir. Bana stroboskobun periyoduyla, stroboskobun işte frekansıyla dalganın periyodunu, frekansını o yapmamı, kıyaslamamı isteyebilir. Bunu da bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Su dalgalarında kırılma nasıl oluyor peki? Su dalgalarında kırılma şöyle. Şimdi derinden sığa geçeceksin ya da sığdan derine geçeceksin. Burada geçtiğin zaman derinde şurasının fazla, şu açının ise sığının şu açısının az olduğunu görebilirsin. Sığının açısı, sığ olanın açısı azdır. Neden? Çünkü derinde daha hızlı ilerliyorsun. Sen şu sığ ortama geldiğinde burası normalde böyle olacaktı ya. O kadar ileride olmuyor. Geride kalıyor. Böyle kalıyor. Doğal olarak şu açında senin küçük oluyor. Yani derindeki açın daha büyük, sığdaki açın daha küçük oluyor. Bu bir. İkincisi, derin ve sığ ortamların dalga boyuna baktığında şurada gözüksün diye biraz büyük çizdik ama aslında bak şuralara bak, buralarda daha doğru sonuçlar var. Şöyle çizeyim ben. Şöyledir bu. Yani senin dalga boyu dediğin yer şu iki nokta arası. Doğal olarak dalga boyunda derinin daha büyük olduğunu görebilirsin. Sığdaki dalga boyun daha küçüktür. Peki hız nedir? Hız nasıl oluyor? Hızda da derindeki hızın daha büyüktür. Derinse hız büyüktür. Frekans sorulduğunda yine ortama bağlı olmadığından ortama bağlı değil, değil mi? Ortama bağlı değil bu. Neye bağlıydı peki? Kaynağa bağlıydı. Kaynak sabit ise bunların frekanslarının birbirlerine eşit olduğunu söyleyebilirsin. Burada da arkadaşlar tam tersini görüyorsunuz. Şurada sığ ortamdan gelenler normalde böyle olacaktı ama daha derinde daha hızlı gidecekleri için hop bunlar kırılıp bu şekilde ilerliyorlar. Böylelikle aralıklarda açılmış oluyor. Aynı şeyler bunun için de geçerli. Su dalgalarının ayırıcı yüzeyi parabolik olan ortamda kırılması da şöyle. Derinden geliyorsun. Tam şuradasın. Sığa geçeceksin. Şimdi ilk gelen geride kalıyor değil mi? Çünkü sığa ilk o geçiyor. İlk yavaşlayan bu. O zaman bu geride kalacak. Hop şöyle dalgalar oluşacak. Sığdan derine geçiyorsun. Burası derin hızlı. Değil mi? O zaman burası hızlı olacak. Burası önde olacak demektir. O zaman göbek oluyor. Şu şekilde devam ediyor. Buraya bakalım. Şuraya aldım. Bak bu uçlar yavaşlayacak. Çünkü burası sığmış ya. Burası yavaş olacak. Yani burası geride kalacak. O zaman göbek önde kalacak. Yine bu şekilde devam edeceğiz. Şunu da çizelim. Sığdaymışız. Sığda tam burada çiziyorum. İlk geçenler bunlar, derine geçiyorlar. O zaman bunlar hızlı olacaklar. Yani bunlar önde olacaklar. O zaman da ne olacak? Göbek geride kalmış olacak. Şu şekilde. Ve ses dalgaları. Ses dalgalarına başladığımızda aslında ses dalgalarının boyuna olduğunu söyleyeceğiz. Boyuna ne demek? Yani ilerleme ve titreşim doğrultusu birbirine paralel. Ses dalgası burada oluşturulan bir ses dalgası bu tarafa doğru ilerliyor. Dikkat edin, titreşim de aslında hava moleküllerinin sıkılaştığı ve genişlediği yani gevşekleştiği yerlerdir. Titreşim ve ilerleme doğrultusu birbirine paralel olduğundan ses dalgaları boyuna dalgalardır. Aynı zamanda ses dalgaları boşlukta oluşmaz. Gördüğünüz gibi bir molekülleri titreştirmesi lazım. Molekül yoksa ses yok. O zaman mekanik dalgalardır. Yani ilerlemek için, enerjiyi taşımak için ortama ihtiyaç duyarlar. Boşlukta yayılmazlar dedik. Sıcaklık arttıkça bunların titreşim hızı da artacağından hızı, ses dalgalarının hızı artacaktır. Madde yoğunlaştıkça madde miktarı artacağından yine madde, yine sesin hızı artacak. Yani sıcakta ve katıda, katı yoğundur ya, katıda sesin hızı fazladır arkadaşlar.
Sesin frekansı demek bir saniyedeki titreşim sayısı demektir. Buna göre ses ayrılıyor. İnfrasonik, sonik ve ultrasonik. Ultra büyük demek. Şimdi bizim ses duyma aralığımız 20 Hz ile 20.000 Hz arasında. Bu yüzden bizim için şu ikisi de sınırdır. 20 Hz'in altını duyamazsın. Bu infrasonik dalga. 20.000 Hz'in de üstünü duyamazsın. Bu da ultrasonik dalga. Biz burada hani mesela bazen diyoruz ya, bizim duymadığımız sesler hayvanlar duyuyor falan. İşte o frekans aralığı. Gerçekten de hayvanlar, bazı hayvanlar bizim ses aralığımızdan çok daha geniş ses aralığına sahip olabiliyorlar frekans olarak. Frekansı büyükse sesin tiz, ince ise frekansı küçükse de sesin pes olduğunu söyleyeceğiz. Tiz demek ince ses demek. Kadın sesi mesela. Kadın sesi tizdir ve incedir. Erkek sesi genellikle. Erkek sesi de pestir. Yani frekansı daha küçüktür. Şimdi burada müfredatta verilen bazı tanımlar var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Uğultu, vızıltı. Uğultu ve vızıltı algılanabilir ses ama ayırt edilebilir ses değil. Tamam mı? Bir şeyler anlayamıyorsun ama algılıyorsun sesi. Uğultu frekansı küçüktür. Vızıltı ise tiz ya hani. Frekansı yüksektir. Mesela sinek vızıltısı. Frekansı yüksek. Tiz bir ses ama algılıyorsun da çok anlamıyorsun yani ne olduğunu. Tını doğal frekansı farklı olan müzik aletlerinde aslında fark ediliyor. Mesela işte iki tane şey aynı, iki tane müzik aleti diyelim ki flütle keman aynı melodiyi çalıyorlar, aynı notalardan çalıyorlar ama sen diyorsun ki bu flüt, bu keman. Yani şimdi flütle kemanı kimse karıştırmıyordur herhalde. İşte o neden kaynaklanıyor? Tınıdan kaynaklanıyor. İkisi farklı tınlıyor deriz ya. İşte o neymiş? Doğal frekansıymış. Rezonans. Rezonans da şöyle, frekansları aynı olan iki araçtan ki herhangi bu işte biz diyapozondan örnek veriyoruz ama herhangi bir şey de olabilir. Biri titreştiğinde diğeri de titreşiyor. Doğal frekans söz konusu burada. Mesela diyapozondan biri bu la sesi veriyorsa bu diyapozon, şu da la sesi veriyorsa normalde şuna böyle tın yaptırıyorsun. Bu zaten diyapozonlar şöyle vurunca ses çınlamaya başlıyor. Diğer diyapozon yana götürüyorsun, bakıyorsun bu da tınlıyor. Ne oldu? Rezonansa girdi. Bunun çok korkunç örnekleri var. Mesela asma köprülerde doğal frekansa çok dikkat etmek gerekir arkadaşlar. Asma köprü var. Asma köprü rüzgarda. Şimdi rüzgar da esiyor. Rüzgarın da bir frekansı var ya. Eğer bu Takoma Köprüsü'nde bunun örneği yaşandı mesela. Bir asma köprüydü. Ve Takoma Köprüsü'nün doğal frekansı rüzgarın frekansıyla tuttu. İşte o frekanslar ne oldu? Rezonansa girdiler ve asma köprü normalde fırtınalara dayanabilecek şekilde yapılmışken küçük bir rüzgarda yıkıldı. Niye yıkılıyor? Rezonanstan. Rezonans çünkü büyük genlik sağlıyor. Büyük genlik, yani büyük enerji sağlıyor. Dalgalar üst üste biniyorlar. Büyük oluyor. O yüzden de rezonans enteresan bir şey. Takoma Köprüsü. Takoma. İsteyen arkadaşlarım müfredat kitabında da bulabileceklerdir. Aynı zamanda internette de bununla ilgili bilgiler var. Sesin yayılması, sesin bir engele çarparak yön değiştirmesi demektir. Ses de tıpkı diğer dalgalarda olduğu gibi yansıma yapar. Eko ise, yani yankı ise, ses yine bir engele çarpıyor, yön değiştiriyor ama şöyle, doğrultu değiştirmiyor aslında. Ses bir kaynağa çarpıyor ve engele çarpıyor ve kaynağına geri dönüyor. Mesela ben ses çıkartıyorum. Ondan sonra kendi sesimi duymaya başlıyorum. Kendisi hani derler ya ses eko yapıyor. Ne eko yapıyor ne demek işte? Sen konuşuyorsun sonra aynı kendi sesini geri duyuyorsun demek. Şimdi sorumuz şu. Diyor ki ses havada 320 metre bölü saniye hızla ilerliyor. Kaynak engel arası mesafe nedir diyor. Gidip gelme süresi de, yani ne demek gidip gelme süresi? Ben mesela konuşuyorum. 320 metre bölü saniye hızla benim sesim ilerliyor. Sonra 8 saniye sonra ben geri duyuyorum. Ne demek bu? Ses gitti, geldi. Toplamda 8 saniye geçti. Acaba benle engel arasında mesafe ne kadar? Tamam, gitti geldiyse o zaman tek gitmesi 4 saniyedir. Demek ki ses buradan buraya, yani benden engele 4 saniyede gitmiş. O zaman kaynak engel arası mesafe nasıl bunu? X eşittir V çarpı D. Sabit hızlı da başka bir formülümüz yok. 9. sınıf formülüdür bu da.
X'i bulmaya çalışıyorum. Hızımı soru veriyor. Süreyi de ben anladım. 8 yapmayacağım, 4 yapacağım. Böylelikle sorumu çözmüş oldum. Peki sesin nerede kullanıldığını sorarlarsa, arkadaşlar ses çok yerde kullanılıyor. Coğrafya ve denizcilikte sonar cihazı sayesinde kullanılıyor. Sonar cihazı da şöyle bir cihaz. İşte bu gidip gelme süresinden ölçüyor. Şimdi bir tane gemi var mesela. Geminin altında da, gemi denizde şöyle. Geminin altında da bir sonar cihazı var. Sonar cihazından sinyal gönderiliyor. Hop, gönderildi. Sonra ne oldu? Bu yansıdı. Sonara geri geldi. Şimdi bu gidip gelme süresiyle suda hızın yayılma süresine baktığında biz bile yaptık. Sonar cihazı yapamayacak mı? Şuradaki derinliği ölçüyor. Şimdi mesela burada bakıyor. Burada işte 8 saniye sonra geri dönüyor. Diyor ki burası derin. Ondan sonra az sonra mesela biraz daha ileri gitti. Burada dedi mesela 2 saniye sonra geri döndü. Tamam mı? O zaman ne yapıyor? Kaptana diyor ki dikkat et. Burada sığ sulara giriyorsun. Değil mi? Sığ sular var artık. Yani demek ki daha kısa sürede gidip geldiğine göre sığ su zaten 2 saniyede geri geliyorsa bir sıkıntı var demektir orada. Şimdi sorumuz şu. Ses demirde suya göre daha hızlı yayılıyor. Ses havada suya göre daha yavaş yayılıyor. Sesin katı, sıvı ve gaz ortamlarında sıcaklık arttıkça yayılma sürati de artıyor. Bunlar bildiğimiz şeyler değil mi? Yukarıda ses ile ilgili bilgilere göre aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Buna göre tablonun doğru olması için sürat sütununda hangi iki rakamın değiştirilmesi gereklidir, değiştirilmelidir? Hangi iki şey değiştirilmelidir? Bakalım. Şimdi hava, su, demir. Şimdi bakıyorum 0,20. Şuna bakıyorum, bu doğru. Sıcaklık arttıkça artmış. Suya bakıyorum 5000. Bu olmaz işte. Bu olmaz değil mi? 1460 olmaz. Çünkü bu 5000 ise bunun daha büyük olması gerekir. Şuna bakıyorum 0'da 1430, 20'de 5130. O zaman arkadaşlar şu iki rakamın değiştirilmesi değil mi makul olacaktır. İşte şurada bu iki rakam değiştirilirse daha mantıklı bir sonuç oluşur diyeceğim ama o zaman da işler tersine dönüyor. O zaman da şurası 160 oluyor. 1460 oluyor. Şurası da 1430 oluyor. 1430 olmaz burada. Çünkü neden? Suyun sıfır derecedeki hızı bir kere daha büyük olamaz. Demirin hızı, demirde sesin yayılma hızı daha büyük olmalıdır. O zaman şurası da bu bir kere şununla ne değişecek? Şu değişecek değil mi? 5000 ile 1430 değişecek. O zaman anlamlı bir şey oldu. Düşünsene. Yani suyun sıfır derecedeki hızı demirde sesin sıfır derecedeki yayılma hızından daha büyük olabilir mi? Hayır. Biz ne diyoruz? Katılarda daha hızlı yayılır diyoruz. Doğal olarak burada değişmesi gerekenler 5000 ile 1430'dur arkadaşlar. Şimdi sesin genliğine baktığımızda taşıdığı enerji kaynaktan uzaklaştıkça azalır diyoruz. Sesin genliği. Genliği zaten enerjiyle ilgilidir. Sesin şiddeti yani gürlük. Aslında bu sesin şiddeti gürlüğü genlikle de ilgilidir. Aynı zamanda birim zamanda geçen enerji miktarıyla da ilgilidir. Bir de gürültü kirliliği var. Bu ses kirliliği. İstenmeyen ve rahatsız edici sesler demektir gürültü kirliliği. Bu psikolojik ve fiziki sorunlara neden olabiliyor. İnsan gerçekten düşünsene sürekli evinin kenarında bir yol çalışması var. Gürültü kirliliği. Artık bir yerden sonra psikoloji bozulur. Şimdi burada Farabi girdi müfredatımıza. Farabi sesin tizliği ve pesliğiyle çalışmalar yapmış bir müzisyen aslında. Müzisyen de diyebiliriz. Müzik aleti yapmış yani. Onu da çalıyor. Farabi'nin hani müzikle ilgili pek çok çalışmasının olduğunu biliyoruz. Ve kanun ve udu onun bulduğu söyleniyor arkadaşlar. Telli çalgılarla çalışmış. Telli çalgılarda neyi söylüyoruz? Biz genel olarak kısa ve gergin telde tiz ses, uzun ve gevşek telde de pes ses olacağını pes ses çıkacağını söylüyoruz. Telli çalgılarda da şimdi sen şuralarda bir yerlere basıyorsun ya hani pardon buralarda çalıyorsun şuralarda basıyorsun. Sen şimdi şurayı bastırdığın zaman telin boyunu göstermiş oluyorsun. Telin boyu bu kadar uzun. O zaman daha bas sesler çıkacak. Bir de şuradan
Şuradan şey yapalım. Şuradan mesela gitarı aldığında buraya dokun, şuradan çal. O zaman ne olacaktır? Daha tiz ses olacaktır. Niye? Kısa tel olduğu için. Aynı zamanda kısa, sadece kısa yetmez. İnce de olursa daha da tiz ses olur. Sadece uzun yetmez. Kalın da olursa telin daha da pes ses olur. Vurmalılarda da aynıdır. Mesela şunlardan tiz ses, bunlardan da pes ses çıkar. Üflemelilerde nasıldır? Üflediğin zaman, mesela şurada üflediğin zaman, aslında burada hava titreşiyor ya. Şu havaya bak. Bu hava daha kısadır, yani tiz. Bu hava daha uzundur, yani pes ses. Sesin sanatta kullanımı var. Sesin sanatta kullanımı bu şekildedir. Akustik nedir arkadaşlar? Akustik ses bilimidir. Ses bilimi de mesela tiyatrolarda falan görmüşsünüzdür böyle. Sinema salonlarında duvarlara dokunduğun zaman orada yumuşaklık hissedersin. Onlar hep süngerli böyle özel materyallerle kaplanmıştır. Ses yalıtımı için. Hem dışarıya ses gitmesin hem de şimdi şöyle ya şey sinema salonu. Burada da işte ekran var. Şimdi buralarda hep ses var. Sesler geliyor sana. Şimdi bu sesin düşünsene şuraya çarpıyor, buradan geri geliyor. Hoppa, sen iki defa duyacaksın. Burada oturanlar sesi iki defa duyacak. Olmaz değil mi? O zaman biz burasını çok iyi yalıtacağız ki ses yankı yapmayacak. Tamam mı? O yüzden de akustik bilimine ihtiyacın var. Hangi aşıyla koyacaksın? Hangi malzeme koyacaksın? Metrekaresi nedir falan gibi. Peki 6. madde deprem dalgaları nelerdir? Deprem dalgaları şöyle fay kırıkları ile oluşan enerjinin meydana getirdiği ani sarsıntılardır. Yani hani diyorlar ya deprem her zaman oluyor. Ani sarsıntı olacak. Biz ona deprem diyoruz. Depremde önce öncü deprem var. Sonra deprem oluyor. Sonra artçı deprem olabiliyor. Artçı depremler olabiliyor arkadaşlar. Deprem bilimi sismolojidir. Deprem bilimci ise sismolog deniyor. Biyolog gibi sismolog. Loji de bilim zaten. Sismo, tamam mı? Sismo. Oradaki olay sismo. Şimdi biz deprem için fay hattından bahsederiz. Fay hattı şurası aslında. Burada depremin odağı yani iç merkezi söyleriz. Deprem buradan başladı. Dalgalar yayılmaya başladı. Burada bir yerleşim birimi varsa, burada aslında yeryüzüne çıktığı ilk noktaya depremin merkez üssü diyorsun. Ve burada da yüzey dalgaları, yüzeyde ilerleyen dalgaları da yüzey dalgaları diyorsun. İki tane şey var. Bir, depremin büyüklüğü. İki, depremin şiddeti. Ya buna bir dikkat edelim. Bu enteresan hep karıştırılıyor. Depremin büyüklüğü enerjisinin ölçüsü aslında. Bu bayağı sismograf cihazı diye bir cihaz var. Onda kaydediliyor. Kaydedilen depreme sismogram deniliyor. Ve ona bakılıyor. Genliğine bakıyorsun sen onun. O genlikten de ne kadar enerjisi var? Yani ne kadar büyüklükte onu ölçüyorsun. Richter ölçeğine göre yapılıyor. İşte büyüklüğü bu şekilde Richter ölçeğine göre. Depremin şiddeti ise verdiği hasardır. Bu gözlem yoluyla yani gözlüyorsun depremin büyüklüğünden etkileniyor mesela depremin şiddeti, değil mi? Şimdi mesela gözledin ağaçlar devrilmiş. Demek ki hani büyük bir deprem. Evler yıkılmış. Tamam mı? İşte bir sıkıntılar olmuş. Köprü yıkılmış mesela. Bu hep depremin şiddetini söyleyeceksin mesela. İnsanlara bildireceksin. O zaman diyorsun ki köprü yıkılmış. Daha büyük şiddette demek ki bir deprem diyorsun. Peki depremin şiddeti nelere bağlı? Yani etki hasar nelere bağlı? Bir kere depremin büyüklüğüne bağlı. Depremin süresine bağlı. Uzun süreli deprem daha fazla hasar veriyor. Ev yıkılmış da evin dayanıklılığına da bağlı. Şimdi evin temeli yok. Evin işte ne bileyim hani şey yok. Kolonu yok. Kirişi yok. Bir şey yok. O zaman ev tabii ki de yıkılacak. O yüzden arkadaşlar evlerimizi mutlaka depreme dayanıklı hale getiriyoruz. Bu da depremden önce yapılması gereken önlemler arasında. Odak derinliği çok önemli. Ve ne dedik? Deprem dalgalarını bu şekilde söyledik. Ve geçen haftaki ödüllü sorumuz. Aynı kalınlıktaki yaylarda üretilmiş KLM periyodik dalgalarının dalga boyları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Dalga boyu dediğin zaman bir tepe bir çukur pardon ardışık iki tepe arası mesafedir. Ne demek bu? Ardışık iki tepe buralar. Demek ki bunun dalga boyu iki birim. Hocam burada ardışık iki tepe yok. Bir tepe bir çukur var. O zaman şöyle yapacaksın. Şimdi bak. Bir tepe bir çukurun zaten iki katıdır bir dalga boyu. Yani bir tepe bir çukur aldın mı şu dalgada? İki birim. O zaman senin dalga boyun dört birimdir. İki katıdır.
sonucuya gelelim. Burada hiçbir şey yok. Burada ne var biliyor musun? Burada sadece şurası var. Gördün mü? Burası var. Senin tam bir dalga oluşturman için ne de lazım? Bir de bunun altı lazım. Şu da lazım. Şurası 4 birim mi? O zaman bunun dalga boyu kaçtır? Burası 4. Burada da bir 4 gelecek. 8 birim olacak. Böylelikle arkadaşlar dalga boylarını sormuştu. M'ninki en büyük, sonra K'nin, sonra da L'nin olacak. M, K, L yani Edirne. Şimdi bir de size neyi çözecektik? ÖSYM sorusunu çözecektik. Birlikte ÖSYM sorusuna bakalım. Bir dalga leğeninde K'de oluşturulan doğrusal su dalgalarını görünüm şekildeki gibidir. Kaynağın frekansı sabit olduğuna göre K'den L'ye doğru ilerleyen dalgalar arası mesafenin eşit olması için. Şimdi bak, bunun sabit olduğunu söylüyor mu? O zaman bu niye bu dalgaların arası açılıyor? Niye bunlar daha hızlanmış? Demek ki burası sığ, burası derin ortam. Sen diyorsun ki hepsini eşitle. Nasıl yapacağım? Kabın K kenarına engel koymak. K kenarına engel koyacağım. O zaman daha da sığlaşır. Bu olmaz. Kabın, bir dakika, K kenarı altına engel koymak. Ha, kap böyleyken kap artık şu hale gelecek. Şöyle çizeyim. Şöyle şu hale gelecek. O zaman zaten burası sığdı. İyice ne sığ olacak? Hiç olmaz. Tam tersini yapabiliriz ama. Yani L'nin altına koyabiliriz. Onu da çizelim. Çok oldu, bu kadar engel koymayın. Şöyle bir engel koyduk. Tamam mı yavrum? Böyle koyduk. O zaman ne olacak bu su? Şu şekilde olacak. Zaten altta engel de olacağı için. Şurada değil, burada engel vardı. Onu da çizeyim. Altta da burada engel olacağı için ne olacak? Bu seviyeler hemen hemen eşit hale gelecek. O zaman L'nin altına engel koyabilirsin. L kenarı altına. Kaynağın frekansını zamanla arttırmak. Şimdi bak. Burası son dalgalar, burası ilk dalgalar. Sen kaynağın frekansını arttırırsan zaten bunların frekansı büyüktü. Buradaki dalgaları daha da frekansını arttırmış olacaksın. Bu olmaz. Yani yapacağın şey engel koyup buradaki sıvı seviyesini eşitlemektir. Ve şimdi size ne yapalım biliyor musun? Bir tane kitap gösterelim. Kitabımız bu. TYT'ye hazırlanacaksan, TYT'yi hani böyle bir şey tur atayım, bir baştan bir başlayayım diyorsan aslında bu kitap çok iyi senin için. İnce ince dokunduğu için nerelerde eksiklerin var çok iyi gösterecek. Çünkü bu kitap adım adım arkadaşlar. Adım adım olduğuna göre ne yapacaksın sen? Her bir konudan değil, her bir bölümden, adımdan soru çözmüş olacaksın. Mesela sadece 7. adım. Burada sadece şey var, dirençler var. Burada sadece yansıma var mesela. Anlatabildim mi? Burada aynı zamanda böyle değişik sorular da var kitapta. Sadece mesela yay dalgalarının yansıması var. Görüyor musun? Oradan sadece onu bilerek oradan soru çözebileceksin. Böylelikle bütün eksiklerini tam anlamış olacaksın. Değişik sorular var burada. Denemeler var. Sondaki denemeler gayet güzel. Bu yüzden de bu kitabı çözmenin zaten çözümlü olduğu için de kolaylıkla ne yapacaksın? Çözümleri de bulabileceksin. Çözmeni tavsiye ediyorum. Ve bu haftaki ödüllü sorumuz, hepinize sınavda da şimdi de başarılar diliyorum.